Şimdi gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine gazetelerden birlikte bakacağız. Foto maçla hemen gelin başlayalım. Şampiyonluk habercisi başlığını görüyoruz. Galatasaray'ın 8 haftalık performansı mutlu sonu işaret ediyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar 22 puanla en başarılı sezon başlangıcını 6. kez tekrarladı. Ligde daha önce ilk 8 haftada 5 kez 22'yi bulan Aslan o sezonlarda kupayı müzesine götürmüştü. İlk 8 haftanın tablosu paylaşılmış Galatasaray 22 puanla zirvede onu takip eden takımsa 18 puanı bulunan Samsun Spor. Sayfanın altına gelelim. Azmin Zaferi Yunus Formayı kaptı, buruğun yeni prensi oldu. Adana Demir ve Leicester'da 3 yılı kiralık geçiren 24 yaşındaki oyuncu, ilk 11'in vazgeçilmezi olduğunu olduğu ilk sezonda golleri sıralıyor. Savaş Çorlu imzalı bir haber değerli izleyenler. Fanatik 2 ile Fenerbahçe sayfasına geçelim. Medina Fener'i bekliyor Sarı Civertliler. Arjantinli'nin transferi için Boca Juniors ile her konuda anlaşma sağlasa da transferi Ocak ayına kalmıştı. Fenerbahçe'ye bir an önce katılmak isteyen Medina'nın hedefine ulaşamayınca performansı düştü. Yıldız futbolcu Belgrano maçında yaşadığı sakatlıkta korkuttu ancak ciddi bir sorunu olmadığı belirlendi. Bu arada Medina'nın satışına karşı çıkan teknik adam Martinez kovuldu. Yeni hoca ise yeni hoca konusundaysa Boka'da kaos var denmiş. Jose Mourinho'nun düğün heyecanı daha önce de basın toplantısında kendisi bahsetmişti hatırlayacaksınız değerli izleyenler. 12 Ekim Cumartesi günü kızı Matilde'yi evlendirecek Jose Mourinho ve hafta sonunda takıma 3 gün izin verip Perşembe günü ülkesine giderek son hazırlıklar sırasında kızının yanında olması bekleniyor denmiş. O eski halinden eser yok şimdi başlığıyla devam edelim. Sebastian Şimanski geçtiğimiz sezon yeni transfer olduğu Fenerbahçe'ye süper başlangıç yapmış. İlk 13 maçta 7 gol 4 asistle yıldızlaşmıştı. Polonyalı için skor anlamında bu sene işler iyi gitmiyor. Şimanski geride kalan 13 karşılaşmada bir kez ağları sarstı. İki de asist yaptı demiş haber. Yine de Mourinho'nun vazgeçilmez isimlerinden biri. Bu da üzerine konuşulması gereken bir konu. Şimdi sabah 14. Maç biter, Icardi gider. Arjantinli Yıldız son düdüğün ardından yine havalimanının yolunu tuttu. Mehmet Özcan imzalı. Bu sezona tutuk başlayan tangocu Alanya müsabakasında stat çıkışı direkt havalimanına gitti. Cardin'in sözleşmesinde özel uçağın yanı sıra ev kirası ve çocuklarının okul masrafları da var. Her yıl 8 kez özel uçağa hazır deniyor. Ev kirası çocukların okul masraflarını içeren bonuslarında yer aldığı bir kez daha hatırlatılmış. Mehmet Özcan'ın haberinde şöyle bir detay daha var bu arada. Değerli izleyenler Alanya maçından Sonra tüm takım çocuklarıyla birlikte tribüne giderken birisi Meksik'ti. Arjantinli futbolcu bu anları kulübede izledi. Oyundan çıkarken sergilediği sinirli tavrını devam ettirdi. Sonrasında soyunma odasından sivil kıyafetleriyle çıkıp doğruca havalimanının yolunu tutan Icardi yaptığı paylaşımla tatile çıktığını gösterdi şeklinde. Bir haber bugün ve muhtemelen milli ara sonrasına kadar Icardi konuşacağımız isimlerden biri olacak yoğunlukla diyelim ve devam edelim. Milliyet 15'e bakacağız şimdi. Fenerbahçe bölümü Senat Okun haberlerini görüyoruz. Mourinho'nun güveni tam Portekizli çalıştırıcının etkisiz futbol eleştirilerine katılmadığı, öğrencilerinin sistemi tam olarak sahaya yansıttıklarında başarılı olacağına inandığını bildirdi deniyor. Bir de Kostiç'e hazır ol mesajı haberi dikkat çekici. Ona da bakalım. Transferin son günlerinde Fenerbahçe'ye gelen tecrübeli futbolcu. ilk maçında teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girdi. Portekizli çalıştırıcı Kostiç'e hem bekte hem de kanatta daha fazla görev vermeyi düşünürken bunu öğrencisiyle de paylaştığı öğrenildi deniyor. Fenerbahçe sayfası fotomaç 3 ile yine devam ediyoruz. Yine yeniden Medina, Fenerbahçe yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Medina için Boca Juniors'la yeniden masaya oturacak denmiş haberde. Altında Şafak Gözmen imzalı bir haber. Jose'nin kare ası başlığıyla Mourinho Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 13 maçta en fazla süreyi Livakovic Çağlar Söğüncü Jadon Osterwolde ve Sebastian Schimanski'ye verdi. Bu dört isim haricinden bin dakikanın üzerinde süre alan oyuncu olmadı deniyor. Sayfanın en altında şöyle bir haber var. Premierlik Jose'nin en büyük tutkusu şeklinde. Avrupa medyası Everton'un gündeminde olan Jose Mourinho'nun teklif gelmesi halinde ikilemde kalacağını iddia etti. Ve Premierlik onun en büyük tutkusu ifadesini kullandı denmiş. 好，板子。